2017'de Ferrari şampiyon olabilirdi. Geçen sene belki de şampiyon olmalıydı aslında otomobile bakarsak. Bahreyn'de adeta hani bir dünya şampiyonunun ayak seslerini, Formula 1'in gelecekteki yıldız ismini görmüş oldu. Kazanan Leclerc olmalıydı ama motor sporları bu. Bazen 10 dolarlık bir parça işte bütün hayallerinizi yıkabiliyor. Mercedes daha dayanıklı ve daha otomobilden maksimum alır vaziyette şu anda. Merhaba sevgili Formula 1 fanları, merhaba sevgili Sokrates izleyicileri. Uzun zamandır Sokrates'teki dostlarla beraber bir şey yapabilmek üzere konuşuyorduk. Kısmet bugüneymiş. Birlikte Formula 1 sezonunun 2019 yılını, başlangıcını, ilk iki yarışını ve bugüne kadar neler olduğunu bir değerlendirelim diye bir fikir alışverişinde bulunduk sevgili Onur Erdem'le. Sonunda bir şekilde bir araya geldik bugün itibariyle. Şimdi bildiğiniz gibi son 5 yıldır Mercedes'in büyük bir üstünlüğü var dünya şampiyonasında. Çifte şampiyonluklar geldi 5 yılda 10 şampiyonlukla beraber. Geçen sene aslında bu 5 yılın en çok zorlandığı dönemiydi Mercedes'in. Sebastian Vettel ve Ferrari hatırlayacaksınız. Yaz ortasına kadar şampiyonluk mücadelesini iyi götürdü, önde götürdü. Ama devamında hem operasyon hataları, hem sürücü hataları, hem de takımı geliştirme anlamında yönünü kaybetmiş olmasıyla beraber şampiyonluk mücadelesi erken kopmuştu. Yani son 2 yıldır aslında teknik olarak kendisini geliştiren ve Mercedes'e artık hız anlamında yarışabilen bir Ferrari vardı. 2017'de Ferrari şampiyon olabilirdi. Geçen sene belki de şampiyon olmalıydı aslında otomobile bakarsak. Ama söylediğim sorunların birleşmesi bir bakıma bir kusursuz fırtına oluştu adeta Ferrari için ki Sokrates'in geçen ayki sayısına da bunu yazdım aslında. Bana en çok sorulan sorulardan birisi bu. O sene bu sene mi? Yani hangi yıl Ferrari şampiyon olacak? 2007 ve 2008'den bu yana pilotlar ve markalar şampiyonluğunu tifosiler bekliyor. 10 yılı aşkın bir süre oldu. Kış testlerine baktığımızda hani son 10 yıldaki en kuvvetli o sene bu sene emarelerini gördüğümüz testler oldu İspanya'da. Testlere baktığımızda Ferrari'nin hem tek turda hem de yarış temposunda Mercedes'ten üstün olduğu ve açıkçası sezona favori olarak başladığı bir tablo vardı ortada. Ama Avustralya'ya gittiğimiz 2 hafta evvel ortaya çıkan tablo bunun tam tersi oldu. Aynı geçen sene olduğu gibi Lewis Hamilton 0.7 saniye gibi çok büyük bir farkla poli aldı sıralama turlarında. Mercedes ilk 2 sıradan başlama hakkını yakaladı. Ferrari yani bırakın poli ikinci çizgiye razı gelir halde bir başlangıç yaptı. Ve Avustralya'daki yarışta açıkçası Ferrari'nin özellikle kış testlerine göre çok daha yavaş kaldığı, tam tersine Mercedes'in de çok daha hızlı olduğu bir yarış izledik. Ve bir bakıma işte Mercedes'in İspanya'daki testlerde elini sakladığı, kasıtlı olarak yavaş kaldığı, bütün sezonu böyle domine ederek götüreceğine dair biraz erken bir takım yorumlar ortaya çıktı. Neticede Avustralya yarışını şöyle bir hatırlarsak, Valtteri Bottas'ın aldığı iyi starttan sonra bütün yarışı tempo olarak kontrol ettiğini, rahat kazandığını, hatta Hamilton'da 20 saniye fark açtığına da bakarsak, geçen seneki bütün yarışlardan, gördüğümüz bütün farklardan daha açık farkla yarış kazandığını izledik. Üstüne bir de Enzo Turla ilgili yeni uygulamanın ilk puanını da yakalamış oldu Valtteri Bottas ve bütün bunları birleştirince sezonu harika bir başlangıç yapmış oldu. Yeni motor tedarikçisi Honda ile beraber Red Bull'un çok iyi bir başlangıç yapması. Max Verstappen'in pist üzerinde Sebastian Vettel'i geçerek üçüncülüğü alması. Bir bakıma testlere göre tamamen ters bir ilk yarış izlemiş olduk. Söz gelmişken Red Bull'un yeni Honda ortaklığıyla beraber hani yıllar sonra yeniden bir fabrika takımı haline geldiği, yani devasa bir otomobil üreticisi olan Honda'nın bütün desteğini aldığını, Honda'nın turbohibrit çağındaki 5. yılında McLaren'le geçen kabus gibi yılların ardından sonunda kafaya yarışabilecek bir motor ürettiğini ve düzlüklerde özellikle çok büyük farklar yerken tam aksine en hızlı motor ürettiğini gördük. Bütün bunlar da Red Bull cephesinde hani daha umutlu bir başlangıç yapılmasını sağladı Avustralya'ya baktığımızda.
Kısacası Mercedes'te işler yolundaydı. Red Bull beklenenden iyi bir sonuç yakaladı Verstappen'le. Ferrari ise beklentiye göre çok daha kötü bir başlangıç yaptı. Tabi burada çok çeşitli sebeplerden bahsedildi. Özetle Ferrari'nin otomobili Avustralya'da ayarlayamadığı çok sıra dışı bir ön kanat konsepti var Ferrari'de. Bu konseptin tümsekli ve yol tutuşu düşük olan cadde pistlerde otomobilin ve lastiklerin çalışmasını sağlayacak yere basma gücünü üretemediği ve bir de geçen sene ayrılan Kiat ve Giovinazzi ile beraber simülatörde cuma ve cumartesi akşamları arasında yapılan o ayar çalışmalarını, İtalya'da yapılan çalışmaları kaybettiğini değerlendirdi Formula 1 otoriteleri. Bütün bunların belki de biraz birleşimiydi veya bunlardan birisinin dominant olduğu bir problem vardı ama Ferrari'de bir problem olduğu kesin. Hatta Sebastian Vettel yarış içerisinde hani ekran başındaki şaşkın milyonlara katıldı. Neden bu kadar yavaşız diye sordu yarış mühendisine. Bilmiyoruz cevabını aldı. O anda muhtemelen ve gerçekten Ferrari de bilmiyordu niye bu kadar yavaş kaldıklarını. Bahreyn'e gelmeden Avustralya'daki diğer performansları da bir hatırlayalım. Charles Leclerc Ferrari'de Sebastian Vettel'i kovaladı. Özellikle yarışın ortasından itibaren orta hamura geçildikten sonra çok iyi bir performans sergiledi ilk yarışında. Ufak tefek hatalar olmadı mı? Oldu tabii ki ama hani 21 yaşında daha kariyerin ikinci yılında Ferrari koltuğuna oturmuş, o baskıyı göğüslemeye hazır olan genç bir yetenek için kabul edilebilir hatalar yaptı. Hatta Vettel'i geçecek kadar da hızlıydı ama takım hani biraz da ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza Bey diyerek dördüncülük ve beşincilikteki sürücülerin yerini değiştirmemeye uygun gördü. Orta sıralar bu sene Formula 1'de çok büyük bir rekabetin olduğu bir bölüm. Yani aslında ilk yarıştan sonra da keza ikinci yarışın ardından da şampiyonluk mücadelesinin Ferrari ve Mercedes'in arasında geçeceği, Red Bull'un zaman zaman otomobile uyan pistlerde galibiyeti ve podyumu zorlayabileceği ama bir şampiyonluk mücadelesi çıkarmasının zor olduğu bir tablo gözüküyor. Bunun dışında orta sıralarda hakikaten kıyamet kopuyor. Haas, Renault fabrika takımı, Alfa Romeo, Toro Rosso, geçen yıllara göre çok daha hızlanmış olan McLaren'in ve eski adıyla Force India, yeni adı Racing Point'in büyük bir mücadelesi var. Hani öyle ki bütün bu saydığım takımlar pist şartlarına göre, kullanılan lastiklere göre değişmekle beraber neredeyse yarım saniye içerisindeler tur başına. Dolayısıyla en ufak bir hatanın bir anda 7.likle neredeyse 18.lik arasında gidip geldiği bir durum var. Bu da çekişme açısından, rekabet açısından müthiş bir durum aslında. En arkada açık farkla Williams'lar var. Williams'lar neredeyse 2018 yılından geliyor, o kadar gerideler. İşi gerçekten çok zor ki mali problemlerle beraber kış testlerinde 2,5 gün kaybettiler. Paddy Lowe takımın teknik patronu ve ortağı aniden takımdan gönderildi. Yani bu sene ancak tur yerken göreceğiz muhtemelen. Bir zamanların kuvvetli, heybetli Ferrari'yi mağlup eden Williams takımını. Şimdi orta sıralara geri dönersek lafı çok uzatmadan, ki benim için zor oluyor biliyorsunuz, genelde çok konuşmayı seven bir adamım. Hız anlamında Haas'ın yine geri kalanların en iyisi olduğunu gördük. Renault'da çok ilginç bir ikili var, Hülkenberg ve Ricardo. Ricardo kimilerine göre kariyerini çöpe attı Renault'a giderek. Kimilerine göre Lewis Hamilton'ın Mercedes'e yaptığını yapıp, 2021'de Formula 1'deki çağ değiştiğinde şampiyonluğu oynayabilecek takımın yolunu tuttu. Hülkenberg Renault'la 7. oldu ama tabii Renault için bu sene çok kritik. Çünkü bir fabrika takımı, çok büyük bir bütçesi var. 5 yıllık bir planın 4. yılındalar. Artık bu sene bırakın orta sıralın en iyisi olmayı, İlk 3 takımla yarışabilmesi, ara ara mücadele etmesi, en azından arayı kapatması beklenen bir yıl. Bu tabloya göre Renault çok daha geride başladı yıla ki tur yedi Hülkenberg yarışın sonunda Bottas'tan. Onun için Fransız takımı için iyi bir başlangıç olmadı bu. Bunun dışında yine ortasılardan bahsedersek Alfa Romeo, Raikkonen'in tecrübesiyle beraber puanla başladı yıla. Lance Stroll Racing Point'te sezona puanla başlamış oldu ki onun için de kritik bir yıl çünkü hep babasının parasıyla yarıştığı söylendi bugüne kadar 2 yıldır. Hani farklı bir takımda Williams gibi sonlarda sürünmeyen bir takımda neler yapabileceği kendisini kanıtlaması açısından önemli bir yıl. Bahreyn'e geldiğimizde sezonun ikinci yarışı Ferrari kış testlerine geri döndü adeta performans olarak baktığımızda. Cuma günden itibaren bütün seanslarda çok öndelerdi. Sürekli ilk iki sırayı aldılar.
Mercedes cuma günkü 1 saniye yakın farkı ancak 0.3 saniye kadar kapatabildi sıralama turlarında ama önden başlamak için yeterli olmadı bu gümüş oklar adına. Charles Leclerc gerçekten Ferrari'nin kendisini boşuna seçmediğini gösterdi. Hem cumartesi günü sıralama turunda hem de yarıştaki harika performansıyla. Cumartesi günü hani son derece kendinden emin bir şekilde Q3'te tur rekorunu da kırarak pole pozisyonunu aldı. Ferrari tarihinin en genç pole pozisyonu kazanan ismi oldu. Onun dışında Formula 1 tarihinde de takım arkadaşı Sebastian Vettel'in ardından yine en genç pole alan ikinci isim oldu. Ve hani çok da sakin karşıladı Leclerc bu pole pozisyonunu. Asıl işimiz yarın dedi sanki 20 yıldır yarışıyormuş gibi ki 21 yaşında sadece bildiğiniz gibi. O açıdan Bahreyn'de adeta hani bir dünya şampiyonunun ayak seslerini, Formula 1'in gelecekteki yıldız ismini görmüş olduk. Bütün dünya bunu gördü. Çok önemli bir hafta sonuydu onun için. Sıralama turunda Mercedes 3 ve 4'ten ileriye gidemedi. Arayı kapattılar Q3'te her zaman olduğu gibi ama geriden başlamak zorunda kaldılar Ferrari'ye göre. Verstappen de Red Bull'la 5.'ydi. Yani aslında Avustralya'ya benzer bir tablo vardı ilk sıralara baktığımızda. Yarışa geldiğimizde çok daha keyifli bir yarış izledik Avustralya'ya göre. Aslında 3. bir DRS alanının eklenmesi Bahreyn'e belki de biraz fazla bile oldu. Çok fazla geçiş izledik. Sadece 14 geçiş vardı Avustralya'da. Bahreyn'de tahmin ediyorum 50'nin üzerinde geçiş izlemişizdir. Tam rakamlara henüz bakmadım ama. Toplamda yarışta Leclerc pole'den başladı ama çok da iyi bir start alamadı. Önce Vettel'e sonra Bottas'a geçildi. Ondan sonrasında yarışa damgasını vurduğu bir bölüm izledik. Genç Monaco'lu sürücünün. Bottas'ın ufak hatasından faydalanıp ikinciliği aldı. Sonrasında Ferrari'nin yani birkaç tur yerini koru talimatına uymadı. Ki bu aslında kazanan sporcuların hani zaman zaman inisiyatifi ele almak gibi bir adeti vardır. Şampiyonlar işler zora girdiğinde bazen kenarda söylenenleri dinlemezler. Her sporda bu böyledir. Leclerc de bunu yaptı. 4 kez şampiyon Vettel'e milyonlarca tifosinin yüreğini ağzına getirerek çok güzel bir atak yaptı ve geçti. Liderliği aldı, arayı açtı. Tempoyu çok iyi kontrol etti. Çok sakin götürdü. Hatasızdı bütün hafta sonu. Ama motorda ortaya çıkan sorun nedeniyle kariyerinin ilk galibiyetini kaçırmış oldu son 10 tura girilirken. Yani Mercedes takımı dahil, işte Toto Wolff dahil, Hamilton dahil, herhalde yarışı izleyen herkes dahil hakkını verdi Charles Leclerc'e, bütün Formula 1 kamuoyu. Kazanan Leclerc olmalıydı ama motor sporları bu. Bazen 10 dolarlık bir parça işte bütün hayallerinizi yıkabiliyor. Son anda giren güvenlik aracı en azından kendisini podyuma taşıdı ama bu yarış Leclerc'in hakkıydı. Hamilton'da dile getirdiği gibi. Dolayısıyla yarışın orta noktasına baktığımızda Ferrari'nin İspanya'daki testlerdekine benzer bir tabloyu ortaya koyduğu, ilk iki sırada götürdüğü, stratejik olarak üstünlüğü elinde bulundurduğu, her şeyi kontrol ettiği bir tablo. Yarış sonunda bambaşka bir tablo. Mercedes ilk iki sıradaydı. Bilirsiniz her babanın belik lafları vardır. Benimki de, ona da selam söylüyorum buradan. Der ki evlat şans hazır olana gelir. Evet Hamilton şanslıydı, Mercedes şanslıydı ama Leclerc arıza yaptığında o şansı kullanabilecek yerde yani ikinci sıradalardı. Yedinci olsaydı galibiyeti gene alamazdı Hamilton o şansa rağmen. Sebastian Vettel hafta sonu hayal kırıklığı oldu diyebiliriz. Çünkü önce liderliği kaybetti Leclerc'e. Devamında pitten sonra temposu yavaş kaldı. Hamilton'a pist üzerine geçildi. Geçen seneki hatalarına benzer bir spin attığını gördük. Lastiklerini yaktı ve o yanık lastikler de titreşimle pite dönmeye çalışırken de ön kanadını kırdı. Gerilere düştü ve tırmandı ancak 5.'likten öteye gidemedi. İtalya'da şu anda Vettel'e karşı bir linç kampanyası başladı İtalyan basınında. Kafasını toplaması gerektiği, böyle devam ederse işte Ferrari'nin Vettel ve Mia Schumacher'ın oğlu Mick Schumacher'le devam etmesi gerektiği vesaire her şey yazılıp çiziliyor bir iki gündür. Onun da takım içindeki ağırlığı açısından bu yarış hiç iyi olmadı kendi tarafından bakarsak. McLaren'in uzun yıllar sonra iki otomobille beraber ilk 10'a kaldığını gördük sıralama turlarında. Lando Norris çaylak sürücü çok iyi bir iş çıkardı. Renault'ların ikisinin birden aynı turda motor sorunuyla kalması çok ilginç bir andı. Benim hatırladığım en son 97 Avrupa Grand Prix'sinde böyle olmuştu. Hakkinen ve Coulthard McLaren'le lider giderken bir tur içerisinde kenara çekmişlerdi ve Jacques Villeneuve, o zamanların şanslı ismi de Villeneuve'di belki hatırlayanlar vardır.
bir galibiyete konmuştu. Raikkonen Alfa Romeo öyle gene otomobilin ötesine geçti. Yani otomobilin ederi neyse oraya kadar götürdü otomobili ve 7. sırada finish gördü. Devamında Pierre Gasly, onu da Red Bull kariyeri çok iyi başlamadı. Şanssızlıklar var ve henüz takıma alışma aşaması da var kendisi için. Verstappen'e karşı zor bir yıl onun için. Şu ana kadar da gerisinde Verstappen'in. En azından puan almış oldu. Alexander Albon, Toro Rosso ile, o da çaylak ve çok tecrübesiz bir isim. Formula 1 testi bile yok çok fazla bu yıla kadar. İyi iş çıkardı. Hani hatalardan uzak durdu ve 9. oldu. Ve Perez de Racing Point'e en azından bir puan getirdi ama açıkçası Racing Point'te şu anda performans olarak diğerlerinin gerisinde, orta sıraların arkasında öyle söyleyeyim. Haas Avustralya'ya göre çok daha yavaş kaldı yarış içerisinde. O da şaşırttı ama başlarda bahsettiğim gibi bu sene 4 ile 9'unculuk arası takımlarda. Yani pilotlar klasmanında 7 ile 18 arası her yarış değişse şaşırmayız. Çünkü çok ufak farklar burada önde olanı veya geride kalanı belirliyor. Rekabet çok kızışmış vaziyette. Değişmeyen gerçek Williams'ın yine son sıralarda olmasıydı. Ama topluma baktığımızda Bahreyn keyifli bir yarış oldu diyebiliriz. Benim de zaman zaman insanlıktan çıktığım anlar oldu anlatırken yarışı. Neticede bu seneki aerodinamik kurallar, otomobillerin birbirinin daha yakından geçmesini hedefleyen kuralların kısmen işe yaradığını söyleyebiliriz. Hani daha net şekilde Çin'de ve Azerbaycan'da da izlemek lazım. İspanya'da görmek lazım geçiş yapmanın çok zor olduğu bir yerde. Ama aynı geçen sene olduğu gibi Avustralya nispeten pistin karakteristiğinden dolayı rutin başladıktan sonra Bahreyn'de çok daha keyifli bir yarış izledik. Çin'de de bir geçiş festivali izleyebiliriz. Devasa bir yüzlük, çok geniş bir pistle beraber. Sezonun gidişatına bakmamız için de hani Çin ve Azerbaycan'ın da aslında İspanya'ya kadar ilk 5 yarışı görmek lazım. Ama şu anki tablo söylediğim gibi Mercedes ve Ferrari'nin yarışacağı yönünde. Ferrari hız olarak daha önde gibi gözüküyor. Mercedes daha dayanıklı ve daha otomobilden maksimum alır vaziyette şu anda. Şimdiden 2 tane çok kıymetli 1-2 almış oldular. Red Bull söylediğim gibi ara ara bu takımları zorlayabilecek konumda ama bir şampiyonluk mücadelesine nefesi yetmez şu anda Red Bull Honda'nın, gözüken o. Dördüncü sıra her yarışta değişebilir ama Haas ve Renault biraz daha önde gibi hıza bakarsak. Neticede geçen yıla benzer bir tablo olacak. Tabii benim tek dileğim şampiyonluk mücadelesinin son yarışa kadar gitmesi. Bu dev isimleri son yarışa, mümkünse son tura kadar şampiyonluk için çekişirken izlemek. 21. yarışta bir final anlatabiliyor olmak, o heyecanı sizlerle beraber yaşamak. Ama görünen o ki geçen yılın benzeri bir yıl olacak. Ki geçen yıl iyi bir yıldı. 7-8 tane çok keyifli yarış izlemiştik. Hatırlayanlarınız vardır. Umuyorum devamını bütün yıl beraber takip edebiliriz diye düşünüyorum. Aşağı yukarı değerlendirmem böyle iki yarışın ardından. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Sokrates'teki dostlara da tabii ki bu şansı bana tanıdıkları için teşekkür ediyorum. Burada çok sayıda arkadaşım var gerçekten. Gerek dergi kısmında gerek bu kanalda ve yayın kısmında. Erman Yaşar'a bayağı sözüm vardı. Bir türlü gelemedim. O sözüm de baki kalsın. Onun için de ayrıca geleceğim. Onun için yeri gelmişken Türkiye için gerçekten hani 3 yılı aşkın bir sürede kalbur üstü işler yapıyorlar. Gerek dergi kısmında gerekse internet yayıncılığı kısmında. Ben de ne zaman onlardan bir rica gelse kırmamaya çalışıyorum. Çünkü çok keyifli bir ekip, çok iyi işler yapıyorlar. Hani dönem dönem de olsa bu ekibin parçası olmak bana da keyif veriyor. Onun için tüm Sokrates'teki dostlara da teşekkür ediyorum. Sizlere de ayrı teşekkürlerim var tabii ki. Bir kez daha beni dinlediğiniz için. Tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.